Şöyle bir şey yapacağım bu akşam. Korkunun çıtası kişinin seviyesini gösterir. Başlığı altında bir yazım var. Bu kadar bir şey. Nedir bir daha duydunuz mu? Neyin çıtası dediniz abi? Korkunun Korkunun. çıtası var ya, seviyesi. Evet abi. Kişinin seviyesini gösterir. Bu başlık. Şimdi günün meselesi ya, korona. Evet abi. Korona şey olarak korkunun sebebi ölüme vesile olduğu için. Koronanın kendisi değil, ölüme vesile olduğu için korkuluyor. Şimdi ben korkunun meratiplerinden bahsedeceğim. Yani bakalım becerebilecek miyim? Bir kere ölüm korkusu bedenin ademidir. Yani beden ile ruhun ayrışması, bir daha ezeli ve ebedi bu şartlarda beraber olamayacağı düşüncesi de yok ya nefsin. Hazır zevke müptela olan nefsin ademidir. Onun hissettiğini bize hissettiriyor. Ruhumuza çok bitişik olduğu için. Şimdi ben korkunun çeşidi insanın seviyesini de gösterir. Yani kimisi işin kesatından korkar, kimisi ölümden korkar, kimisi mansızlıktan korkar, kimisi rıza ilahiyi kazanmamaktan korkar, korkar da korkar. Dolayısıyla korkunun kendisi kişinin seviyesini gösterir. Nereden korkuyor? Hani bir sohbetimiz vardı. Kaliteli insanın kaliteli dostu, kaliteli düşmanı olur. Yani insan nereden korkuyor? Peki bu dışarıdaki değil, kendi sorgulamamıza fırsat veriyor. Yani ben korkuyorum da, tam da nereden korkuyorum? Nedir yani bu korku? Şimdi onu işleyeceğiz. Korkunun çeşidi insanın seviyesini de gösterir. Nasıl ki insanın dostu, düşmanı kişinin kişiliğine ve seviyesini gösterdiği gibi, korkunun çıtası korkulan şeyin seviyesi, adamın yani kişinin o işinin kesafetliğinden korkar. Yani bir dakika, kişinin kişiliğine ve seviyesini gösterdiği gibi korkunun çıtası adamın işinin kesafetliğinden korkar. Mesela bir korku çeşidi var ki işi iyi değil. Yani dükkanda mal satamıyor. Ekonomisi iyi olmayacak diye kesattığından korkar. Bak, bir çeşidi bu. Adam bedenin bekasını aradığı için ve bedene ben dediği için ölümden korkar. Yani şuna ben dediği için bu da ölecek. Bu ten toprağa girecek, kefene sarılacak, ama bugün ama yarın. Buna ben dediği için bu elbise olarak göremiyor, gömlek gibi. Yani benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, malum ya, benim aklım, benim ruhum, ben olan ben. Oralarda pek seyahat edemediği için hasrı fikretmişiz, hasrı nazar etmişiz. Allah'ın bize verdiği beka duygusuyla, latifesiyle Allah'ın bakiliğini anlamak gerekirken yüzünü kendisine çevirmiş, bedenin bekasını aramış. Dolayısıyla ölüm korkusu, bu ölüm korkusu bedenden zannettiği için, beden ölecek ya, bu insanın da
Korku buradan kaynaklanıyor. Buna ben dedi hiç. Birincisi nedir? İşi kesat. İşi kesat. İkincisi nedir? Bedene ben dediği için. Şimdi gidiyorum yukarıya. Aklın korkusu girdik içeriye. Benim vücudum, şimdi benim aklım, benim kalbim gir içeriye. Soğanın kabuğu gibi. Soğanın dışından içeri giriyorum. İşi, bedeni gir içeriye. Aklı gir içeriye, kalbi gir içeriye, ruhu gir içeriye ene. Şimdi bu korku hepsinde var. Aklın korkusu ise cennet ve cehennemi kazanma ve kaybetmedir. Yani aklın korkusu akıllı... Hesap yapıyor. He? Hesap yapıyor yani. Evet. Aklın korkusu şu. Cenneti gaye edindiği için cehennem endişesi var. Ama cenneti gaye edinmeyenin cehennem de endişesi olmaz. Çünkü onun sahibini hedeflemiştir. Bunu 25. sözden çıkarttım. O Vaşyamsu Tecri'deki lam işte avama, alime, havasa, hikmet ehline böyle böyle bakıyor diyor ya. Demek ki aklın korkusu cennet ve cehennem meselesinden kaynaklanıyor. Kalbin korkusu ise dini bilgileri tam olmadığı, tam olduğu halde dini hisleri uyanır uyanmaz. Yani dini bilgileri var. Dini bilgileri var. Yani biz. Fakat kafa dolu. Fakat ona ait, ona paralel, o seviyede kalbi hisleri yok. Yani o hisler inkişaf etmemiş. Devam ediyor. Yani korkumu şu. Yani ilimde sorunumuz yok. Ha İrfan hoş geldin. İlimde sorun yok. Mesela kabre girsek nüker mekir sorsa men rabbuke Allah'a Allah Rabbin kimdir dese her bir nur talebesi döktürür yani. O hafızana gelip gelmemesi değil. Ne o? Ne okudunsa o. Hiç unutma yoktur orada. O, ama o netice değil. O da lazım. Ama bu bilgiye, ilme paralel seviyede kalbi intiba olmadığını zannettiğimiz için korkuyoruz. Devam ediyor kalbi korku. Yani dini duyguları uyanıyor veya uyanmıyor. Ve Allah'ın dostuna dost, düşmanını düşman edinme ve edinmeme olmuş. Şimdi baktığımız zaman kalbin korkusu neydi? Akla mukabil, akıl seviyesinde hissiyat inkişaf edip etmemesi. Bunun alameti nedir? Güzel bir alameti var. Kalbi intiban var mı yok mu? Alameti şudur. Dostunu düşmanını Allah'a göre mi yaptın? Yani el-hubu fillah vel-buzu fillah. Allah için dost, Allah için düşman edindin mi? Bak bakalım düşmanların sevmediğin kişiler Allah için mi? Demek ki kalbin korkusu bu. Ruhun korkusu ise cennet ve cehennemin sahibi olan Allah'ı Celle Celaluhu kazanma ve kaybetme korkusudur. Ruhun korkusu nedir? Ruhun korkusu cenneti kaybetmek, cehenneme girmek değil. Nedir ya? Ruhun korkusu cennetin ve cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetme veya kazanma meselesidir. Onu kaybetme korkusudur. Bunun bu ruhun böyle cennette bir sorunu yok yani. Ruhun korkusu, cennet ve cehennemin sahibini kaybetme korkusudur, endişesidir.
Peki enenin korkusu nedir? Enenin korkusu tembellikte mi yoksa? Adem'dir. Adem'dir. Peki cehennemin neydi? Adem. Adem. Fikret abi söylüyor abi, duymuyor musunuz? Duydum da. Adem'dir diyor. Duydum. Duydun mu? Evet, duydum. Duymamazlıktan geliyor. Duydum, hayret etti maşallah. Enenin de Adem'dir. Peki sırrı insanın korkusu ne olabilir? Son sırrı insan. Onu da söyleyeyim mi? He abi. Müsaade edersen. Onun korkusu olmaz abi. Öyle bir şey? Öyle bir şey? Yok. 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 Öyle bir şey yok. Hani bir korku şeyim de şöyle vardı. Cehennemi Adem'di. Adem de tencere gibi düşün. Fokur fokur kaynıyor. Kaynıyor. Bunu ruha hissettiriyor. Tabana hissettiriyor. Ruh bu neyin nesi diyor ya? Bu neyin nesi? Bu korku. Yani bu acayip korku da değil. Ruh bunu çözemiyor ve hizmetçisi olan akla diyor ki git bak hele araştır bu beni rahatsız eden nedir? Aklın da özelliği alem-i şehadette ilişki ve çelişkileri emri itibari ve emri nisbileriyle çalışır. Akıl da araştırıyor dosyayı aldı eline. Aldı böyle. Ruhun verdiği vazifeyi yerine getirmek adına ruhu rahatsız eden nedir? Bakıyor ki cehennem değil. Onu zaten ruh biliyor. Sağına bakıyor, soluna bakıyor. Akıl çözemiyor. Bu ruhu rahatsız eden, efendimi rahatsız eden nedir diye. Sonra akıl çarla çarla bir şey diyecek ya. Sen cahile bir soru sorduğunda hiç cevap alamadığın oldu mu? Yok, mutlaka bir şey söylemiştir. Akıl çarnaçar dedi ki, efendim dedi bu ölüm korkusudur. Oysa Adem alemleridir. Şimdi enenin korkusu Adem'dir. Sırrı insanın o eneyi alanın öyle bir şeysi yok. Eğer korku seviyen, şimdi bu koronavirüsüyle ölüm korkusu var ya, bak ona noktayı nazar getiriyor. Diyor ki, eğer korku seviyen üst çıtadan ise, üst seviyeden tutarsan korkuyu, alt korkulardan emin olursun, Allah Celle Celaluhu korkularımızdan emin eder. Onlara ne korku vardır, ne hüzün diyor. Yani duyuyorsunuz değil mi? Bak şimdi bir şey diyeceğim. Eğer korkunun seviyesi 6. seviyede olursa endişemiz, 1. ve 2. korkular ondan aşağı olan seviyeler bizi fazla meşgul edemez. Mesela imanı kazanma ve kaybetme davası açılan bu insan biz. En büyük endişemiz, kaygısı, en büyük endişe, imanı kazanma ve kaybetme davasıdır. Şimdi bu en büyük endişeyi, yani korkuyu tepeye, merkeze koyarsan, bedenin bekası ile fazla meşgul olmaz ki. Yani, acaba imanımı kazandım mı? Acaba imanım bende mi yani? İşte bu
korkunun çıtası bedenden, bak kesat, servet, fabrikam, aşım, işim, eşim, eşim, aşım, işim, yatım, katım, atım olursa korku onadır. Yok, bedenin bekasını arıyorsa korku, korona kıvrandırır bunu. Aklı korkuysa, aklı korku neydi? Cenneti kazanma veya kaybetmeydi. Kalbin korkusu neydi? Kalbin korkusu, Allah'ın dostunu dost edindim mi? Ama bunun alameti, seviyesi neydi? O akli ilimlerin kalpteki hissi var, uyanmış mı? Onun alameti de şudur. Kalpte olan bir şey dışarıya mutlaka vurur. Ama akılda olanı dışarıya her zaman vurmaz. İnsanın fiiliyatı ve davranışları kalbin ve hissin temayülatından çıkar diyor. Hutbe-i Şami 77. O zaman kalpte dini hisler var mı? Nasıl anlarız? El hubbu fillah vel buzu fillah. Gıybet eder, iftira eder, onu bunu çekiştirir. Adam beğenmez. Ondan sonra adavet eder, nefret eder, haset eder, eder de eder. Peki bu adamın kalbi korkusu olmayacak da kimin olacak? Marazi kalbidir diyor. Ya. Bu kalbi korku. Sonra ruh korkusu. Ruh korkusu da bunların sahibini Allah'a kaybetme korkusu olur. Her neyse ademi olur. En azından biz çıtayı Allah'ı kaybetme veya kazanma, yani Allah'ı kaybetme korkusuna getirirsen ne işin, ne bedenin, ne akli vehmi, ne de kalbi hissi, kalpte his var, kafada fikir var. Mal, bedende hissiyatlar var. Yeni bulduğum şeyde araştırırken nefsin aklı var, heva. Nefsin kalbi var, his, heves diyor. Şimdi bir daha malı, mülkü, yatı, katı, burası olursa bunun korkusu çok acımasızdır. Çık yukarıya, beden olursa beden, bu da muayyendir. Ön tarafı, son tarafı beden, bu dünyada kalma müddeti bellidir. Hiç endişe etmene gerek yok. Bir dakika ileri gerisi yok. Öleceksin. Buradan ruhu çıkacak. Kim? Bedene ben diyene. 3. Aklı korku. Cenneti kazanma veya kaybetme. Vehmidir bu. Vehmi. Kalbin korkusu hissidir. Hissidir. Yani dostunu, düşmanını kim? Kişinin seviyesini gösterir. Ruhun korkusu da Allah'ı kaybetme korkusudur. Hep büyük zatlar bundan korkmuşlar. Peki bu bize ne getiriyor? Bu üçüncü kez olsun söyleyeyim. Eğer korkumuzun çıtası, seviyesi buralardan bir yerde olursa, bu korkulardan eminsin demektir. En acımasız hangisidir? Hepsi acımasız da, 4 tane tabiat var. Ateş, toprak, su, hava. Bunların hava tabiatı dimağdadır. Tamam mı? Dimağdadır. 4 tane cinste cin var. Toprak cini, ateş cini, su cini, yani orada yaşayan hava cini. En acımasızı kafadadır. Hava cinidir. Yani tabiat itibariyle hava, ki korona havadan yayılıyor.
Ne yapar peki bu? Havadan olursa vehim aktif olur. Devamlı sabahtan akşama vehim. Bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir de böyle, bir de böyle. Peki vehimi ne yapacaksın? Nasıl kurtulacaksın vehim? Olmayan düşünceyi var eden ikide bir. Ölüm deyince kefen. Birisi hapşırsa aa bir şey oldun. Hemen vehim. Vehimi ortada kaldıran, korkuları kaldıran en müessir sebep tefekkürdür. Tefekkür. Mesela gündelik hayatta biz de insanız, kapıyor. Düşünceler kapıyor, vesveseler kapıyor. Şuradan bir tane müsaade ederseniz bir ot içeyim. Ot içeyim. Güzel bir ottur ha, tavsiye ederim. Şey otu. Sinirli otuymuş. Limonum var mı? Limonum da var. Tefekkür dimağı bütüne getirir demiştik abi. İlk dimağı derslerinde. Evet. Onunla alakalı mı? Evet. Yani komutanım, tefekkür yoksa vallahi çok zor. Bak gündelik hayatta beni de kapıyor komutan. Oturuyorum, çalışıyorum. Oh. 128'de diyor Kastamonu Usta. Dünyada en rahat ehli imandır diyor. Bunların içerisinde nur talebeleridir diyor. Onların içerisinde Risale-i Nur'la ihlas ve sadakatle meşgul olanlardır diyor. Hatırladınız mı? Özür dilerim, 128 değil. Bak diyor ki, bakayım bugüne uyuyor. Ben tahmin ediyorum ki, bütün küre-i arzın bu yangınında, dünyayı kaplamış değil mi korona? Ve fırtınalarında hava, selameti kalbini, istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehl-i iman ve ehl-i tevekkül ve rızadır. Bunların içinde en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir. Niye? Çünkü bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmet ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal-i hikmetini, cemal-i adaletini müşahede ettiklerinden kemal-i teslimiyet ve rıza ile rububiyet ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Bir daha. Her şeyde rahmet ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp, her şeyde ama, bak görüyor musun? Her şeyde rahmet ilahi, kardeşim rahmetin olmadığı bir yer yok ki. Rahmet ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp, her şeyde kemal hikmetini, cemal adaletini müşahede ettiklerinden, kemali teslimiyet ve rıza ile, rububiyet-i ilahiyenin yani Allah'ın icraatını ya direkt yapıyor, insanın eliyle de yapıyor. Mesela sebabı nasıl veriyor bize? İnsani ilişkilerde veriyor. Senin bana yaptığın, benim sana yaptığımla yapıyor. Yani Allah sebabı Allah'a yapmıyoruz ki yani bir iyilik. Allah'a çay mı veriyoruz ki Allah sebap veriyor? İnsani ilişkilerde, insanın sebep olduğu, vesile olduğu şeylerde. Koronada İnsani ilişkilerden çıkmış insan, insan eliyle. Ne yapacağız? Her şeyde rahmet-i ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp, her şeyde kemal hikmetini, cemal-i adaletini, hikmetini, adaletini, müşahede ettiklerinden,
kemali teslimiyet ile, rıza ile, rububiyet-i ilahiyenin, Allah'ın icraatını, rububiyet-i ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar. Rıza gösteriyorlar. Niçin? Çünkü merhamet-i ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem azap çeksinler. Yani bedenine, çoluk çocuğuna daha Allah'ın merhametinden daha ileri şefkat vurmuyor ki. Niye? Ya bunun buna niye toprak olsun, ölçsün? Yani sen mi karar vereceksin, ben mi karar vereceğim? Bırak sahibi düşünsün. Sahibi, bu sahibi o. Ne zaman alacak? Ne zaman isterse. Bak, merhamet ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. İşte buna binaen değil yalnız hayat-ı uhreviyenin, belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler, dünyada saadet ve lezzet istiyorsan, hadsiz tecrübelerle Risale-i Nur'un imani ve Kur'an'ı derslerinde bulabilirler ve buluyorlar. Allah Allah. Çünkü er-razı bi zararı la yunzerile kaide-i esası ile şefkat hakkını ve merhamet liyakatını kendilerinden selbetmişler. Yani Allah'ın merhamet ve şefkatini insan kendi eliyle itiyor. Onlara acılmayacak ve şefkat edilmez ve lüzumsuz başlarına bela getirir bu tür şeyler. Demek ki hulasa ediyorum, ölüm korkusunun çıtası, seviyesi neredeyse o açıda insan eziliyor. Eğer biz en azından Allah bir nur talebesinin gayesi cennet değildir. Cennet gayesi olmayanın cehennem endişesi de olmaz. Peki nedir o? Bizim korkumuz cennet ve cehennemin sahibini kaybetmek ve kazanma endişesidir. Koca İkinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda ustad haberleri merak etmemiş. Merakını bak nereye bağlamış. Mesela bir şey söyleyeyim, size yalan demem. Ben bir defa televizyonu açıp koronavirüsünü seyretmemişim. Hiç. Koronavirüsünü, yani küçük videolardan, o milletin şey yaptığı ilk günlerde, ondan sonra nesini seyrettik? Şey, seyretmediğim bilgi işte, şu kadar kişi oluyor, öyle mi? O. Keşke de o da olmasaydı. O zaman rahat, mesela bugün hiçbir şey bilmiyorum. Enişte biraz önce işte söyledi. Ondan sonra bu çıkma şeyi o kadar biliyorum. Niçin söylüyorum? Rahat edeceksin kardeşim. Teslim ol. Kastamonu 38'de diyor ki meşgul olma. Şimdi benim diyeceklerim bu kadar. Sizin mesela bu ölüm korkusunun çıtası, işi, bedeni, iki, üç, aklı, dört, kalp, beş, ruh, altı, ene. Bu hepsinin bir ümidi, bir korkusu var. Öyle. Çıtamızı yükseltirsek, Allah kazanma ve kaybetme korkusu olursa, ya bedene gelmiş, gelirse gelsin, selam olsun ona. Namertim bugün ruhumu teslim etmekten endişe etmem. Yani çünkü Allah'ın rahmetine çok ümitli de şey değiliz, şey de değiliz, ümitsiz de değiliz. Haf ve reca, yani korkusuz ümit, ümitsiz reca, bir tanesi firavunlaştırır, bir tanesi de bir firavunlaştırır, korkusuz iç. Bir tanesi de tamamen sanki aşeri mübeşeri gibi olur. Haşa. Şu, biz teslim olmuşuz. Bu hizmet imaniye, Kur'aniye'de, bu durusu Kur'aniye'de.
bizim ihtiyarımızın dışında, öyle mi İrfan? Birisi kolumuza girdi. Mesela ben okulda Nurları tanıdığım zaman 16-17 yaşındaydım. Yani hiç olmayacak bir sebeple atölyeye geri dönüyorum. İş atölyesi sanat okulunda. Öğlen yemeğinde geri dönüyorum. Meğer oranın atölye şefi birisine dershaneyi tarif ediyor. Bak şimdi. Ben de elbise var ya, iş atölyesi, atölye elbise. Onu almak için atölyeye geliyorum, unutmuşum. O anda da ondan sonra Bilal Hoca da bir tanesini dershane tarif ediyor. Tamam, öğleden sonra ben sizi idare ederim dedi. Siz iki kişiye dershane tarif ediyor. Ben de girince Hasan niye döndün dedi. Hocam dedim, elbisemi unuttum. Ha, senin de dedi nasibin var. Sen de bunlarla git. Hocam nereye gideceğim? Git görürsün. Boşlanmasan çıkarsın. Peki hocam dedim ya. İyi. Nasıl ders benim öğleden sonra. Aldık elbisemi gittik. Allah. Yani niye anlattım? Bu kadar basit sebeple bu kadar büyük bir nimeti veren Allah'tan ümitsiz mi olayım? Mümkün mü? Ben cehenneminden, ölümünden değil, onun rızasını kazanma ve kaybetme korkusu var. Acaba Allah'ım benden razı mı? Allah'a razı olması için çok şey yapmak gerekmiyor. Allah için çok şey değil. Onun rızasını kazandık mı? Bazıları karı koca münasebetlerinde rızasını kazanır. Bazısı cömertliğinden kazanır. Bazısı ilmiyle kazanır. Bazısı cihatla kazanır. Kazanır da kazanır. Yeter ki Allah'ın bir rızasını kazansan, ben sana 2 sene önce rızam olmuştu, şimdi değilim demez Allah. Ondan biz ümitliyiz elhamdülillah. Ümitliyiz. Haf da var. Haf verecek. Haf nedir? Ya bu soruları soracak. Şu günahlarımı soracak. Ya Rabbi diyorum. Bu beşeri günahlarımdan dolayı bu hizmet-i imaniyi şimdiye kadar elimden almadığın gibi bundan sonra da alma ve hizmet-i imaniye Kur'aniye'yi beşeri kusurlarımızdan dolayı almadığının hakikati adına Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının senin yanındaki değeri, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mahiyeti senin yanındaki kıymeti hatırına bizi hizmetinde durusu Kur'aniye'den ayırma, imanla girmeyi nasip eyle, huzuruna razı olmuş kullarından eyle ya Rabbi diyoruz ve ümitliyiz elhamdülillah. Var mı arkadaşlarımızdan bu akşam belki ben de bir şey söylemek istiyorum diyen? Abi siz şey yaptınız ya, işte iş, beden, akıl, kalp, ruh, ene diye. Şöyle bir, ben de bir not aldım da, mesela bunu ima, vicdan, kalp, ruh noktasında mesela düşünürse. Yani şeyi noktasında düşünürse mesela, diyelim ki serbest bölgede yaşayanın korkusu, vehim ve vesveseler. İşte taakkulde olanın korkusu, fikirleri, acaba doğru fikirde miydim, yanlış fikirde miydim gibisine. Tasdikte olanların kabulleri, izanda olan imanının endişesine sahip mesela. İltizamı kullanan kişi, teslim, tarafgirlik ve inkiyadı noktasında korkular olsun. Hani itikat, salabet, hani benim duruşum nasıldı yani, hani Allah'ı razı edebildim mi, duruş noktası acaba nasıldı gibisi. Vicdanda da mesela zihin, his, irade, latife, rabbaniye noktasında mesela zihinde olan kişi o marifetullah, bu lezzet-i ruhaniyeye ben erebildim mi yani? Ondan sonra histe olan muhabbetullah, acaba Allah beni seviyor mu? Yani onun sevgisine bir şekilde, o muhabbetine layık olabildik mi? Sünnet noktasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e beğenip benzeyebildik mi? İradede olan kişi ibadetlerinden, acaba işte yani nasıldır, hani ibadet noktasında kusurumuz oldu mu vesaire gibi. Latife-i Rabbaniye noktasında da Cenab-ı Hakk'ı mesela müşahadetullah manası yani. Acaba görür müyüm, kendini bana gösterir mi vesaire. Ya böyle düşündüm mesela. Kalpte hani bütünlüğü ya, dima, vicdan, dümme-i şeytaniye ve latife-i insaniye mesela.
bununla ilgili bir şey düşünmedim ama hani bir şey yapmışım, paylaşmak istedim yani. Bu benim söylediğim esasatı olan temeli şeyler, aynı kanunu hepsine uyguluyorsun. Harika oldu. Dima'da uygularsan serbest bölgede nedir? Evet, doğru. Aynı kanun. Mesela serbest bölgede vehim. Bugün korona meselesinden insanların sanki ölüm daha önce yok muydu? Ama o kadar propaganda olmuş ki, ben söylüyorum, aramızda doktor da var. Bugün dünyada ve Türkiye'de korona gündemi kalksın medyada, tam kimse konuşmasın, birkaç günde herkes düzelir. Öyle bir propaganda olmuş ki ölümü insanlar ensesinde hissediyor, inim inim inliyor. Peki el ceza min cinsil amel, ceza amel cinsindendir. İnsanoğlu, insanlar hangi cinsten hata yaptılar? Hiç ölmeyecek gibi dünyaya, her an ölecek gibi şu anda yaşıyor. Hiç ölmeyecek gibi dünyaya sarılınca, her an ölecek gibi haletle yaşıyor. Ya. Mesela nefis noktasında da abi, mesela nefsin aklı heva demiştiniz. Nefsin kalbi hit ve heves demiştiniz. Vücudu alemi şehadet demiştiniz. Ademi de ölüm demiştiniz. Yani nefsi yaşayan kişi heva iptali histir ya abi. Teselli bulduklarından ayrılmaktan korkuyor. Belki malı, belki parası. Tesellileri kırılacak. Niye? Çünkü diyor ya üstad, hani kafirler normalde yaşamaması gerekiyordu bu elemle. Nasıl yaşayabiliyorlar? Diyor bir mağlatayı hisle yaşayabiliyorlar. Ve hevayı kullanıyordu. İptal et. Ama diyor ki abi ölüme yakın diyor. Şiddetli hisseder diyor yani. İnsanların tesellileri kırılmasından insanlar o içindeki yangını hissediyorlar abi. Aklını kullanan, nefsin aklını kullanan, hevasını kullananlar bu şekilde. Nefsin kalbindeki o his ve heves noktası dediğimiz abi, heves ettiklerinden mahrum. Şimdi mesela bir araba alayım diye kimse heves etmiyor mesela. Veya bir ev alsam mı, bir araba alsam mı, bir borca girsem 3-5 ay bir şeyler. Çünkü önünü göremiyor bir şekilde. Hani his ve heves akıbette kördü ya abi. Hazırdan da mahrum oldu. Şimdi bu noktadan şey yapıyor. Bu mahrumiyetinden bir elem alıyor yani. Ondan korkuyor. İşte zaten vücudu alemi şehadet dedik. Adam ölümünden korkuyor zaten. Hani nefis gittiği zaman ruha da oluyor. Bir gitse nefis zaten bir şekilde dağılacak. Anasırı inkılap edecek. Ateş, su, hava, toprak. Adem'e de zaten ölüm. Her an ölüm korkuyor. Şöyle bir tefekkürüm var abi. Mesela bahsettiklerinizden anladığım kadarıyla. Hani insanlar aslında hasta olsalar, o virüs insanlara girse, Allah alem var ya, şu an o haberleri ağzını açıyor ya, her an ne diyecek bu adam veya ne diyecek bu spiker, acaba bir şey diyecek mi olana heyecanından, korkusundan Allah alem daha az korkacak gibime geliyor. Çünkü onlar her an yaşatıyor yani. Evet. Peki. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha.